kişi sağlıklı görünüyor, çok da sağlıklı. Nereden bilecek o kanser olduğunu? Hani bir yerinizde herhangi bir belirti olmayınca doktora da gidemiyorsunuz. Sonra bir doktora gidiyorsunuz ki işte kanserle karşı karşıyasınız, bunun evresini geçirmişsiniz de diyebilir. Yani burada kişiler nasıl dikkat edecekler bu konuya? Kanserin belirtileri, birkaç tane belirtisi vardır. Bunlar diyet yapmadığımız halde vücudumuzdaki kilomuzun %10'unu kaybetmemiz. %5'i ila %10'unu diyet yapmadığımız halde kilo kaybetmemiz önemli bir belirtidir. İkincisi, geçmeyen ateş. Araştırılıyor ama araştırılıyor enfeksiyon var mı diye. Ama uzun süre iyileşmeyen, geçmeyen ateş. Kuru öksürük, düzelmeyen bir ayı geçen uzun bir süre tedavi edildiği halde hani zatüre düşünülür ama hani tedavi edildiği halde antibiyotik tedavisi buna rağmen geçmeyen kuru öksürük, gıcık öksürükler bunlar önemlidir. Özellikle gırtlak kanserinde ses kısıklığı. Ses kısıklığı görüldüğü zaman sakın ola ya ben sigara içiyorum işte şöyleydi küçültülmüş bahaneler üretmemek gerekiyor. Mutlaka kulak burun boğaza muayenesine gitmemiz gerekiyor. Yine kadınlarda özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Kadınlarda memede ele gelen ağrısız kitle, ağrısız kitle elimize geldiği zaman mutlaka genel cerrahi doktoruna başvurmamızda fayda vardır mutlaka. Yine vücudumuzda çıkan benler vardır, renkli benler. Bunların renk değiştirmesi, işte büyümesi, işte kızarıklaşması, bu durumda da mutlaka cildiyeye başvurmamız gerekmektedir. Yine kan sayımı bakıldığı zaman, hemogram bakıldığı zaman özellikle erkeklerde kan değerlerinin düşmesi, yani kırmızı kan dediğimiz hemoglobinin düşük çıkması bağırsak kanserinin belirtisi olabilir. Kadınlarda farklı sebepler ortaya çıkabilir kan değerlerinin düşmesinde ama erkeklerde özellikle kan değerlerinin düşmesinde mutlaka bağırsak kanserinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yine baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetlerinde, çift görme şikayetleri olduğunda mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir. Fark edilmeden nöbet geçirmesi. Bunlar hep beyin tümörlerinin sebebi olabilir. Sırt ağrısı, bel ağrısı, özellikle ya belim ağrıyordu ama fıtıktı, şöyleydi, böyleydi geçiştirmek asla yanlıştır. Belki bir hastalığın kemiğe metastazı dediğimiz kemiğe sıçraması olabilir. Sakın ola özellikle sırt bel ağrılarında mutlaka doktora gidip bir MR çektirip oranın görüntülemesini alıp içimiz rahat edene kadar sonuçları alınana kadar peşinde koşmamız gerekiyor. Doktora başvurmamız gerekiyor.